Efendim, İsrail-Hamas çatışmaları daha da şiddetlenerek devam ediyor. İki tarafın peş peşe füze atmaya devam etmesi gündemde elbette. Bölgede haber takibindeki gazeteciler de büyük bir risk altında. Çatışmaların ilk başladığı andan itibaren olan 12 günlük süreçte 13 gazeteci hayatını kaybetti. 20'den fazla meslektaşımız da yaralandı. Dün son olarak İsrail'de Türk gazetecilerin bulunduğu bölgeye bir füze düştü. O görüntüleri İhlas Haber Ajansı'ndan muhabir arkadaşımız Volkan Kayalar kaydetti. O anlarda gazeteci arkadaşımız yine Adem Metan'da yakınındaydı. O anlara şahit olan gazeteci Adem Metan şimdi özel haberler şefimiz Fulya Öztürk'ün yanında. Önce o anları getirelim ekranlarınıza, sonra sözü Fulya'ya bırakacağız. Kaç. Kaç. Meslektaşlarım için çok zor bir görev. Bir yandan Hamas güçleri buraya doğru Gazze Şeridi'nin tam karşısındaki yerleşim alanlarına roketler atmaya devam ediyor. İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe, birçoğunu havada imha etse de imha edemedikleri Demir Kubbe'nin yetersiz kaldığı zamanlar oluyor. Ve o roketler, Demir Kubbe tarafından imha edilemeyen roketler bazı noktalara düşüyor, isabet ediyor. Gazeteci arkadaşlarım, Türk medyası burada çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Şu an biz de Gazze Şeridi'nin tam karşısındaki, Gazze'ye sadece birkaç kilometre uzaklıktaki Sderot'tayız. Burası 7 Ekim'de Hamas güçlerinin ilk sızma girişimi yaptığı, sızdığı ve sıcak çatışmaların yaşandığı nokta. Sderot'ta yerleşim alanından siviller tahliye edildi. Şu an gazeteciler var, askeri yetkililer, görevliler var. Onun dışında kimse yok. Bu yayına bağlanmadan sadece 10 dakika önce, diyorum. Yine Gazze Şeridi'nden Hamas güçleri buraya bir roket atışı yaptı ve o anda Demir Kubbe devreye girdi, havada imha etti. Ve tabii biz de apar topar hemen bir yere sığındık. Yanımda yine Adem Metan vardı. Dün de arkadaşlarım adeta ölümden döndü desem yanlış söylememiş olurum. Çünkü çok yakınlarına füze düştü. Demir Kubbe'nin imha edemediği bir füze çok yakınlarına düştü. O esnada İHA muhabiri Volkan Kayalar, Adem Metan o noktadalardı. Volkan Kayalar ayağından hafif bir şekilde yaralandı. Adem kulağından hafif bir şekilde bir yara aldı. Geçici bir sıkıntı yaşadı. Şu an iki arkadaşımın da durumu iyi. Gazeteciler ateş hattında evet görevlerini icra etmeye çalışıyorlar. Elbette bizim de ailelerimiz merak ediyor. Kurumumuz bizi merak ediyor. Şu müdürlerimiz. Ama şunu söyleyelim, bizler de evet zaman zaman risk alsak da güvenliğimizi sağlamaya gayret ediyoruz. Buradan bütün hem izleyicilerimizin hem ailelerimizin de haberi olsun. İyiyiz diyelim. Şimdi Sderot'tayız. Yanımda Adem Metan var. İşte az önce görüntülerde gördünüz, izlediniz. O esnada o bağıranlardan biri Adem. Çünkü çok yakınlarına düştü. Adem, neler yaşadınız? Biz de o esnada Sderot'taydık ama aramızda bir mesafe vardı. Biz o füzelerin ateşlendiğini gördük. Demir Kubbe'nin de devreye girdiğini gördük ama çok sayıda roket atıldı ve onlardan bir tanesi sizin çok yakınınıza düştü. Nasılsın meslektaşım? Önce bunu sormak istiyorum. Ya Fulya, aslında savaşın en başından bu yana neredeyse birlikteyiz. Bölgedeyiz ve hem sınır hattındaki birçok noktaya gittik. Oradaki konuşlanmaları gördük. Yüzlerce Merkava tankının yine sınır hattına konuşlandığına şahit olduk ve bunları sadece aslında Türkiye değil, buradaki Türk meslektaşlarımız, sizler bu işi bütün dünyaya servis ediyorsunuz. Dolayısıyla burada Türkiye bu anlamda da önemli bir misyon üstleniyor. Onu bir kere belirtmek lazım. Tabii bizim üzerimize roketler gelmeden hemen önce birkaç saat önce sizin bulunduğunuz noktaya yakın bir noktaya roketler düştü ve siz de hemen orada sığınaklara geçtiniz, zaten o görüntüleri de yayınladınız. Biz akşam saatlerinde yine İsrail ordusu tarafından Gazze tarafına doğru ateşlenen obüs atışlarını görüntülemeye çalışırken, çünkü Gazze'de her geçen dakika maalesef haber kaynaklarımız azalıyor. Dolayısıyla bir şekilde biz de buradaki görevimizi yerine getirmek durumundayız. En azından Gazze'nin üzerinden çıkan kara dumanları bütün kamuoyuyla paylaşmak görevimiz. Sderot'ta tepe noktada bir yerde oradan görüntü alıyorduk. Fakat birden üzerimize doğru çok sayıda roket gelmeye başladı. Tabii Demir Kubbe bahsettiğin gibi bazılarını imha etse de havada, bazıları önce 200 metre yakınımıza, sonrasında onun biraz daha uzağına düştü. Tam o anda aslında arkadaşlarımızla acaba bölgede kalmalı mıyız yoksa uzaklaşmalı mıyız diye saliselerle yarışırken 15-20 metre yakınımıza İHA'da görevli Volkan abiyle, İsmail abiyle birlikte yaklaşık 15-20 metre yakınımıza düştü. Çok korkunçtu. Gerçekten o anları tarif etmek çok zor. Ki sen de yaşıyorsun, Halil Kahraman da yaşıyor burada. Daha biraz önce, dakikalar önce hemen üzerimizden Demir Kubbe devreye girdi ve imha edebildi mi edemedi mi onu da bilmiyoruz. Dolayısıyla o anlar hepimiz açısından çok korkutucuydu. Verilmiş sadakamız varmış, yani Yüce Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Kulağında bir geçici bir duyma kaybı mı oldu? Ne oldu Adem? Şimdi ben tabii o anın heyecanıyla biz dakikalar içerisinde roket patladıktan sonra aracımıza bindik ve bölgeden uzaklaştık. Şunu söyleyeyim, sol yanımda ciddi bir çınlama ve duyma kaybı yaşadım. Türkiye'deki sağlık kuruluşlarıyla hemen irtibata geçtim. Ve bunun patlamaya bağlı olduğunu, o esnada işte ağzın kapalı olup olmadığı çok büyük bir önem arz ediyormuş. Çünkü yüksek basıncı dengelemek açısından ağzın açık olması gerektiğini belirttiler. Bunları zaten biliyoruz ama sonuç olarak o anda saliseler içerisinde bunları düşünebilecek bir nokta maalesef olmuyor. Belki de o düşüneceğiniz en son şey oluyor. Düne göre kısmen biraz daha iyiyim. Ağrılar devam ediyor. Birkaç gün daha burada görevimi yerine getirmeye çalışacağım. İnsanları bilgilendirmeye çalışacağım. Eğer devam ederse bu şekilde ağrılar, Türkiye'ye döneceğim ve tedavime başlayacağım. Volkan da ayağından yaralandı. Bir kanama oldu galiba, değil mi? Zaten şöyle yan yanaydık. Hemen ileride de Çetin Erçetin ve kameraman Hakan Öztürk vardı. Onlar da yine görüntü alıyorlardı. Biz Volkan'la yan yanaydık ve patlamanın etkisiyle aslında o bulunduğu yerden düştü. Fırladı desem daha doğru olur. Volkan. Evet. Ve pantolonu yırtıldı. Ben tabii ilk anda onun hemen dizinin hafif kanadığını gördüm. Ama biz tabii orada hemen bir araya doğru kaçmaya çalıştık. Sonrasında baktığımızda ailesi tedirgin olmasın. Çok korkulacak bir durum söz konusu değil. O da zannediyorum pansumanlarını falan yaptırdı. Çok çok geçmiş olsun Adem. Burada gazetecilik yapmak elbette çok zor. Dikkat etmeye gayret ediyoruz. Ama bir yandan da şöyle de bir şey söylemem lazım. Gönül istiyor ki Gazze'ye girip Gazze'deki bütün acıları, o insanlar dün çok feci bir saldırı gerçekleştirdi İsrail ordusu. Hastaneyi hedef aldı. Yani resmi rakam 500 ama resmi olmayan rakamlara göre. Çünkü hala tespit edilemeyen, teşhis edilemeyen cenazelerin olduğu söyleniyor. 1000'e yakın kişinin hayatını kaybettiği söyleniyor. Şimdi Gazze'de bir zaman zaman sirenler çalmıyor. Masada çoğu zaman bir roket saldırısı olduğu zaman sirenler çalıyor ve biz bir 5 saniyede olsa hemen bir yere sığınıp veya bir pozisyon alabiliyoruz. Gazze'de bir siren yok. Çalacak bir uyarıcı sistem yok. Demir kubbe yok. Herhangi bir hava savunma sistemi yok. Oradaki arkadaşlarımızdan zaman zaman bağlantıyı kaybediyoruz, gazeteci arkadaşlarımızdan. Benim hep aklım fikrim, ben diyorum ki ya şu an siren çaldı ve ben bir şekilde gidebilirim bir yere veya sığınabilirim. Ama Gazze'deki gazeteci arkadaşım veya oradaki siviller gidemez. Bir anda düşüyor ve bakın 3000'den fazla insan hayatını kaybetti. Resmi olmayan rakamlara göre 5000'i buldu Gazze'deki hayatını kaybedenlerin sayısı. Bizim aklımız aslında orada. Bugün 12. gün 13 gazeteci hayatını kaybetti Gazze'de. 20'den fazla yaralı var gazetecilerden. Bizi Gazze'ye girmek istiyoruz. Zaman zaman böyle mesajlar da geliyor, biliyorsun, sana da geliyordur yani. Arkadaşlar, Gazze'ye girilemiyor. Çıkılamıyor da. İnsani yardımlar Refah kapısının önünde bekliyor. İnsani yardımlar da girmiyor. Yani az önce işte her şeyi takip etmeye çalışıyoruz. Tabii bir yandan çok bilgi akışı var. Bir yandan bilgi kirliliği de var. İnanılmaz. Ama gerçek şu ki ne kadar çok açıklama olursa olsun bilgi akışı, doğrusu yanlışı neyse. 7 Ekim'den bu yana siviller ölüyor. Biz buradan yükselen dumanları görüyoruz. 1-2 kilometre sadece uzağımız Gazze Şeridi. Dumanlar yükseliyor. Ateşler çıkıyor. İnanılmaz videolar paylaşılıyor içeriden. Gazze Şeridi'nden gazeteci arkadaşlarımız. Yani hayatta olanlar paylaşmaya devam ediyor, dünyaya duyurmaya devam ediyor. Bir gerçek var. 7 Ekim'den bu yana diplomasi trafikleri, açıklamalar, bilgiler, paylaşımlar, yapılan yorumlar, kınamalar, BM'nin açıklamaları, Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamaları, öyle açıklama böyle açıklama. 7 Ekim'den bugün 12. gün binlerce insan öldü ve şu an hala İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları devam ediyor. Gece de devam etti, şu anda da devam ediyor. Ve hala ulaşılamayan cenazeler var, kayıplar var. Ya biz gazeteci olarak 1-2 kilometre sınır hattından takip ediyoruz. Elimizde değil ama. Kapılar kapalı. Gidemiyoruz. Ya buradan gidilebilecek en ufak bir nokta olsa ben biliyorum ki sen zaten burada durmazsın. Hepimiz. Yani buradaki bütün meslektaşlarımız ayırt etmeksizin. Biz de öyle. Bize de yazıyorlar ya niye Gazze'den görüntü paylaşmıyorsunuz? Sen şimdi biraz önce yoklardan bahsettin. Sadece gazeteci bakın. GPO'ya kayıtlı olan 850'nin üzerinde gazeteci var burada. Evet. Ve farklı noktalardan dünyayı bir şekilde bilgilendiriyorlar. Biz buradan obüslerin atışlarını çekebiliyoruz ama obüslerin düştüğü yerdeki acıyı maalesef çekemiyoruz. Evet. Her geçen dakika oradan haber kaynaklarımız azalıyor. Bakın sen de burada çok sayıda yerel kaynakları takip ediyorsun. Telegram kanallarını takip ediyoruz. Paylaşamayacağımız onlarca görüntü var. Yani biz bu görüntüleri paylaşmaktan utanıyoruz. Yani televizyona veremeyeceğimiz görüntüler, videolar. O kadar yani sadece kan görüntüleri, cenaze görüntüleri, televizyona verilemeyecek görüntüleri görüyoruz, izliyoruz buradan. Bunların hepsi gerçek. İçerideki gazeteci arkadaşlarımız ulaştırıyorlar. Bölgedeki yine siviller bir şekilde internet bulanlar sesini duyurmaya çalışıyor. O sesi dünya... Batı izliyor. Türk medyası inanılmaz çalışıyor. Ben buradan bütün arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. O kanal, bu kanal, şu kanal değil. Hepsi canla başla çalışıyor. Buradaki bu insani dramı, yani oradaki, bu hatta demiyorum Sderot. Elbette bu arada şu da yanlış. Burada da ölenler oldu. Burada da oldu. Burada da 1400 kişi bu hatta hayatını kaybetti. Oradaki acıyı anlatmaya kelimeler yani yetersiz kalıyor. Ateşkes ilan edilmedi, ateşkes yok. Defalarca ateşkes çağrısı yapıldığı halde ateşkes kararı çıkmadı. İsrail almadı. Biden'ın ne dedi geldi? Şu an İsrail'de. Tel Aviv'de şu an Amerikan Başkanı Joe Biden. Ve İsrail'in yanındayım. Tamam. İsrail'e destek olmaya devam edeceğim. Hastaneye karşı tarafın vurduğu kanısındayım gibi bir ifade kullandı. Sözün bittiği yerdeyiz ya. Yani ne diyelim? Biz de burada endişe içinde takip ediyoruz. Ne diyelim? Burada görüyoruz yani Gazze'nin üzerinde sen geldiğin günden bugüne dumanlar eksik oldu mu hiç? Olmadı. Farklı noktalara gidiyoruz. Her yerden kara dumanlar, siyah dumanlar çıkıyor. Dumanları görüyoruz. Altında binlerce çocukların, annelerin, yaşlı insanların, tedaviye muhtaç insanların hayatını kaybettiğini görüyoruz. Birçok noktada belki de şu an tamamında elektrik yok. İnternet çok kısıtlı. Temel ihtiyaç maddeleri çok kısıtlı. Sağlık hastaneye gidiyor, tedavi olacak, bomba gelmiş üzerine, belki bir uzvunu kaybetmiş, en azından nasıl kurtarabilirim diye doktorlar mücadele ediyor, elindeki malzeme artık bitme noktasına gelmiş durumda. Ki sen günlerdir şifa hastanesini söylüyorsun, Birleşmiş Milletler'in binalarının bulunduğu yakın okullar, noktalar vuruldu. Evet. Dolayısıyla umarım dünya artık sadece güçlünün yanında olmakta durmaz. Yani gerçekten vicdanımızın sesini, merhametimizin sesini dinlemek bizim için tek çare diye düşünüyorum ve insanlık merhamet üzerine kurulu ya. Evet. Bu insanlık merhamet üzerine bir insanın merhameti yoksa daha iyi bir dünyayı, daha adil bir dünyayı bulamayız yani. Evet. Bütün dünyaya buradan merhamet çağrısı yapıyorum. Evet. Yani. Vicdan devreye girecek ki barış, adalet tesis edilebilsin. Biz gazeteciler olarak bölgede var gücümüzle çalışıyoruz ve olabildiğince önlemlerimizi de almaya gayret ediyoruz. Yaralanan bütün meslektaşlarıma geçmiş olsun, hayatını kaybeden meslektaşlarıma da Allah'tan rahmet diliyorum. Ve sözü Gazze sınırından, Sderot'tan size bırakıyorum Meltem.